أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. دستور يا سيدي سلطان أمير المؤمنين. Bir meclisin diyor, oturduğunuz zaman Peygamber Zişan sallallahu aleyhi ve sellem hakkını verir. Meclis dediğimiz, meclis oturma yeri demektir. Türkçe açılımı yani, Arapça bir kelimedir. Oturma yeri. Bir yerde oturuyorsak oranın hakkını verelim diyor Efendimiz. Nasıl oranın hakkını veririz? Ödükürullah'a, birincisi o. Allah'ı zikredin orada. Nerede oturursak oturalım yani, Allah'ın izniyle. Bir piknik mekanı olabilir. Arkadaşlarınla birlikte gitmişsindir. Veyahut da böyle bir mekan olabilir. Veyahut da evine misafir ağırlamış olabilirsin. Orada o mekanın hakkını vermek istiyorsan diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, orada Allah'ı zikredin Celle Celaluhu. Bu zikir bizzat Allah'ın ismini ağzında tekrar ederek de olabilir. Allah'ın Celle Celaluhu yarattığı şeylerin tefekkürü de olabilir. Allah'ın emirlerini anlatmak da olabilir. Şimdi Allah Celle Celaluhu kullarına öyle büyük bir merhamet etti ki Subhanahu ve Teala bize Kur'an-ı Kerim'ini gönderdi. Kur'an-ı Kerim elimizde bir cevher, bir okyanus. Fakat her kuluna yani kendine çekmiş olduğu her has kuluna kalbine özel bir latife koydu, bir cevher indirdi. Her kul o mübarek kelamı kadim olan Kur'an-ı Kerim'i insanlara kendi kalbine inen ayrı bir letafetle, ayrı bir hoşlukla anlattı. Onun için bakıyorsunuz Sultan Yunus Emre'nin anlatış tarzı farklı. Mevlana Celaleddin Rumi'ninki farklı, Şahin Akşibendi'nin farklı, Şeyh Nazım Kıbrıs'ının farklı. Yani böyle bütün kutlu kullarına, diğer bütün insanlara o güzel kelamı anlatmak için ayrı ayrı donatmış. Ayrı ayrı donatmış. O vakit, yani şu zamanda olan Allah'ın has kulu bu zamandaki insanların kalbine nasıl tesir eder, nasıl dokunur, nasıl bu kutsi kelam ki 7 kat gökten aşağı iniyor, onu bu insanların kalbine nasıl yatırır, o has kulunun kalbine gönderir, o da onları anlatır. Şeyhimiz Hazretleri'nin çok güzel bir kelamı var, mübarek. Sohbet ederken dermiş ki, tabii onlar hep böyle büyük zatların kalplerine dönerek sohbet ediyorlar. Dermiş ki, sultanım bize hiç açılmamışlardan gönder. Hani bu sohbet, yapılan sohbet, Allah için yapılan sohbet bir sakıza benzetiyor onu. Kimileri sohbet yapar diyor, çiğnenmiş sakızı verir sana çiğne diye. Bize hiç açılmamışlarından gönder, taptaze bir tadı sunalım insanlara inşallah diye yani. Bu çok önemli bir mevzu gerçekten. Allah Subhanahu ve Teala bir meclis kurdurur, manevi bir meclis. Orada senin kalbine lazım olan ne ise orada konuşan zatın diliyle sana ulaştırır. Onun için dinlediğin sohbeti kişinin şahsi algılamayıp da Rabbim bana bugün ne hitap ediyor diye düşünüp öyle dinlemesi lazım sohbeti. Çok önemlidir bu mevzu. Şimdi çoğu insanlar maalesef hasta olmuşlar. Ne hastalığı bu? Nefsin gözünü bulandırma hastalığı bu. Nefsin kulağını bulandırma hastalığı bu. Eğer bizler nefsimize tabi olursak o zaman en güzel kelamları bile çirkin görmeye başlarız. En güzel kelamları bile. Bakınız. Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri'nin Mesnevi Şerifi var. Mesnevi Şerif 6 ciltlik mükemmel bir kitaptır. O Allah aşığının Allah'ın kelamından, Resul-i Ekrem'in hadisi şerifinden anlamış olduklarını kalbinin o nurani latifesiyle birlikte insanlara sunuyor. İnsanoğlu o eline aldığı kitabı nefsiyle birlikte baktığı zaman oradaki doğruları görmez. Özellikle bu zaman insanı. Orada değişik değişik örnekler verip sonunda Mevlana Hazretleri müthiş dersler çıkartıyor orada. Fakat bugünün insanı
Ne yapıyor? Aa, nefsine göre bakıyor. Ya burada ne demiş? Neticeye gelmeden, hani derler ya Hatice'ye bakma, neticeye bak diye. Hatice'ye takılıp kalıyor. Ya bir şu dersin sonuna bir bak, bu mübarek ne söylüyor? Bu yolun sonu nereye gidiyor bir bak. Peygamber-i Rişan dahi buyurdular ki sallallahu aleyhi ve sellem, cennetin etrafı mekarihle kaplıdır. Nedir? İnsanların hoşuna gitmeyen şeylerle. Biz şimdi nefsimize ağır geldiği için sabah namazına kalkmazsak, tamam mı? Ondan sonra o iki rekatın 70 bin sene yanacağı bir cezası var. Cezası var. 70 bin sene diyor. İki rekat namaz için. Allah farz kıldı çünkü onu Celle Celaluhu. Şimdi sen sabah namazından aman sıcak yatağından kalkmayayım, dışarısı soğuk falan deyip de kalkmazsan, ki bu insanın tabii ki hoşuna gitmeyen şey sıcak yatağından kalkmak. Hatice'ye bakıp da neticeye gitmezsen o vakit maazallah cehennemde kendini bulursun. Kim dayanabilir cehennemin ateşine ya? Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri'nin anlatmış olduğu örneklere takılıp kalmış çokları, onun anlatmak istediği o cevherleri, o elmasları görememişler. Diyor ki mübarek, bir tane kadının biri hayvanla ilişkiye girmiş. Allah muhafaza buyursun. Bir ton sapıklık. İnsan nefsine tabi olduğu zaman onu ne kötü bataklara çekeceğini gösteriyor aslında. Neticem, hikayenin sonunda diyor ki, eğer sen nefsinin her istediğini yapmaya gidersen, nefsinin peşinden koşarsan, bil ki leş kokan, ağır kokan bir eşeği sana Hazreti Yusuf gibi güzel gösterir. Bak. Görüyor musun? Leş kokan eşeği Hazreti Yusuf gibi güzel gösterir de sen insan olarak bir insanla çiftleşeceğine gider eşekle çiftleşirsin diyor. Allah muhafaza buyursun. Celle Celaluhu. Bizler de eğer nefsimizin her dediğini yaparsak bilin ki aynı bataklara doğru koşarız. Bu nefis önce bize ne söyler? Çok aşırıya gitme der. Çok aşırıya gitme. Neyin aşırısı bu kardeş? Allah'a muhabbet denizine dalacağız biz. Allah'ımızı seveceğiz. Bunun aşırısı zarar olabilir mi ya? Rabbimizi zikredeceğiz. Bunun aşırısı olabilir mi? Dünya işine giren bir kişi bugün bir bakkal açtı. Yarın o bakkalı süpermarkete çevirdi. Ondan sonra bir holding kurdu. O insana hiçbir kişiyi gördünüz mü? Aman aşırıya gitme, bu kadar fazla kazanma diyen. Bakkal da sana yeterdi. Ne işin var süpermarketle? Süpermarket de sana yeterdi. Ne işin var holdingle der mi kimse? Demez. Allah'ın emrine giren insana nasıl birisi diyebilir ki aman fazla ileriye gitme? Bir hazik, bir işi bilen kişinin elini tuttuysan gözü kapalı git. Hazreti Ebu Bekir gibi radıyallahu teala. Hazreti Ali gibi korkma. Çünkü bil ki sen çok sağlam yere elini vurdun. Çok sağlam yeri tuttun. وَاَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ Allah'ın habline tutunun diyor Allah-u Teala. Allah'ın ipine tutunun. Tutunduktan sonra korkmayın. Bilin ki hep doğruya gideceksiniz. Hep güzele gideceksiniz. Ve sizin başınıza gelen hiçbir şey sizi sıkıntıya sokamayacak. İşin doğru tarafından bakmayı görürsen, o gözümüze çirkin gibi gelen o şeyler sonradan ne hayırlar doğuracağını insan farkına varabilir, erebilir. Yoksa ya bir gün utanır, utanç durumuna düşer, ya maazallah daha beteri olur, azaba düşer. Kimin gücü yeter azaba? Allah'ın vereceği azaba kimin gücü yeter? Şimdi biraz önce çay içtik, değil mi? İçiyorsunuz da zaten. O çayı ne yapıyoruz? Yudum yudum içiyoruz. Bak, bunların hepsi bir örnek. O çayı birden yudum değil de birden ağzından aşağı diksen ne olur? Cayır cayır yanar. Değil mi? Bir çay bu ya. Hem de içtiğimiz çay bu yani. Yavaş yavaş değil de bardağı birden dökersen ağzından aşağı içini yakarsın. Bu sadece içtiğin çayın sana olabilecek azabı. Allah'ın o katranları maazallah ayeti kerimede geçen. Onlara kimin gücü yetebilir?
Maazallah. Allah muhafaza buyursun. Diyor ki Peygamberi Zişan sallallahu aleyhi ve sellem. Mevlam. Cehenneme giren insanların içerisinde diyor, azap olarak en hafif azabı çekecek olan kişi şöyle bir azap görür diyor. Buna ateşten takınyalar giydirilir. En hafifini anlatıyor Peygamberi Zişan. Ateşten takınyalar giydirirler buna. O takınyayı giydiği zaman onun sıcaklığından beyni fokurdar diyor. Beyni fokurdar. Bugün insanımız ya gel yanalım gitsin diyerek bu işi tiha almaya başladı. Peki çok yanmayı istiyorsun, ben diyorum o yavaş yavaş içtiğin çayı birden dik bakayım kafandan aşağı. Madem sen yanmayı bu kadar basit görüyorsun. İçtiğin çayı hem de yani. İçtiğin çay. Ayağına takınya giydirilir, beyni fokurdar diyor o azaptan. Allah muhafaza buyursun. Celle Celal. O vakit madem önümüzde böyle bir şey var. İki seçenek var önümüzde. Ya cennet yolunu tutacağız ya cehennem yolunu tutacağız. Bundan başka bir yol var mı? Yok. Ben başka bir yere gideceğim kardeşim. Başka bir yol istiyorum. Öyle bir seçenek yok. Ya cennettir senin sonun ya cehennemdir. O vakit ne yapacaksın? Nereye istiyorsan ona göre davranacaksın. Buradan İstanbul'a gideceğim diyen adam Ankara yoluna giriyorsa ne kadar ahmaklıktır. Ben İstanbul'a gideceğim, Ankara yoluna girmiş gidiyorum. E kardeşim İstanbul yoluna gidiyorsan bu taraftan. Tam zıttına. Bugün insanımız ben cenneti istiyorum diyor, cehennem yolunda koşar. Nasıl sen cehenneme gidiyorsun? Tam ters istikamette. Cenneti istiyorum diyor, tam ters istikamette gidiyorsun. Başımıza bir takım zorluklar geliyorsa bilin ki din yolunda yolumuz doğruysa onun sonu mutlaka feraha erecek. Güzelliğe erecek. Sabretmeyi bilelim. Sultanlar Sultanı Allahu Teala Celle Celaluhu 7 kat göğün Hakanı diyor ki size kıssaların en güzelini anlatayım. Kıssalar. Kıssa neye derler? Peygamberlerin başından geçen hikayelere kıssa derler. Evliyaların başından geçen, alimlerin başından geçen hikayelere menkıbe derler. Bizim gibi normal kişilerin başından geçene hikaye diyoruz zaten normal. Her şeyin İslam'da bir tabiri var, bir edebi var. Ne kadar dikkat etmişler görüyor musun? Halbuki hepsi bir hikaye, birisinin başından geçen olay. Fakat peygamberin başından geçiyorsa ona kıssa deyin diyor. Alimlerin, evliyaların geçiyorsa ona menkıbe deyin. Normal insanların başından ki ona hikaye değil. İslam baştan ayağa edeptir yani. En güzel kıssayı anlatayım size. Nedir o? Yusuf Aleyhisselam'ın kıssasıdır o diyor. Yusuf Aleyhisselam ne kutlu bir insan. Peygamber Zişan buyurdular Resul-i Ekrem'e. En üstün insan kimdir? Fahrican Efendimiz soyca diyorsanız dedi. En üstün insan Yusuf Aleyhisselam. Neden? Babası peygamber, dedesi peygamber, dedesinin babası peygamber, hepsi peygamber. Çünkü Yusuf Aleyhisselam babası Yakup Aleyhisselam. Yakup Aleyhisselam babası İshak Aleyhisselam. İshak Aleyhisselam babası İbrahim Aleyhisselam. Peygamber soyu yani. Soyuca soruyorsanız İbrahim Yusuf Aleyhisselam'dır dedi. Yok ya Resulallah, Allah katında en üstünü kimdir diyorsanız o makam için Allah bizi seçti dedi Resul-i Ekrem. İnsanoğlu biliyor musunuz? Kibir gibi bir kapıdan kesinlikle içeriye girmemeli. Fakat Allah'ın has kullarına vermiş olduğu bir takım manevi latifeler, hoşluklar var. Orada onlar insanlık için bazen söylemek mecburiyetinde kalır. Neden? O Allah'ın kapısıdır. Kapıları karıştırma. Allah'a giden kapıyı gör de oradan gir. Karşısındaki insana merhamet olsun diye söylerler o vakit. Bu da o açıdandı. Fahrican Efendimiz buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Ana seyyidu vuldi adam ve la fahre. Övünç için söylemiyorum. Fakat Allah bizi bütün Adem oğulları, insan oğullarının efendisi olarak seçti dedi. Evet. Yusuf aleyhisselam, Yakup aleyhisselamın çocuğu ve Yakup aleyhisselamın ikinci hanımından olan çocuğu. Birinci hanımından değil. İkinci hanımından iki çocuğu var Yakup Aleyhisselam'ın.
Yusuf aleyhisselam ve Binyamin aleyhisselam. İkisi de peygamber oldular. Fakat Yusuf aleyhisselam doğduğu zaman çok güzel Allah Celle Celaluhu kıldı onu. Müthiş bir mahabbet, bir güzellik attı onun üzerine. O da ümmeti Muhammed'e, hatta bütün ümmetlere ondan sonra yaşayan bir ibret idi o. Kimse kendini kandırmasın. Ben çok yakışıklıyım diye bu zinalara düştüm. Ben çok yakışıklıyım diye bu bataklara düştüm. Yok. Yusuf aleyhisselam'dan daha güzel olamazsın. Bak onun başına neler geldi, o zinadan arkasını dönüp kaçtı. Sen de kaçabilirdin yani. Tabii kıssa çok uzun da biz bir yerini anlatacağız inşallah. Diyor ki Yusuf aleyhisselam çok güzel olunca kardeşleri onu kıskandılar. Ve Yusuf aleyhisselam Allah-u Teala bir rüya gösterdi. Neydi o rüya? Ya abati inni ra'aytu ahada aşara kem kevkeben ve şemse vel kamara ra'aytuhum li sacidin. Babacığım dedi, ben rüyamda, ey babacığım, rüyamda 11 yıldızın, güneş ve ayın bana secde ettiğini gördüm. Kur'an-ı Kerim Yusuf suresi. İlk sayfada anlatır bu. 11 yıldız, güneş ve ayın bana secde ettiğini gördüm dedi. Tabi bu, Yakup aleyhisselam da peygamber mübarek. Hemen anladı oğlunun da peygamber olacağını. Bu şeyden. Bu rüyadan. Çünkü peygamberlerin rüyası vahiy gibi haktır, sadıktır yani. Ne dedi hemen? Senin 11 tane kardeşin var. Aman ha, bunu onların yanında söyleme. Seni kıskanırlar. Ya abati la taksus ru'yake ala ihvetike feyekidu leke keyda. Ey oğulcuğum dedi Yusuf aleyhisselam. Sakın bu rüyanı abilerinin, kardeşlerinin yanında anlatma. Kıskanırlar da sana bir plan kurarlar. Şimdi asıl yerimiz burası. Kardeşleri Yusuf aleyhisselamın güzel, böyle bir kardeşim oldu, Allah'ımıza hamdolsun, ne güzel kardeşimiz var demediler. Rüya kulaklarına geldi, duydular rüyayı. Bizim kardeşimiz peygamber olur, Allah'ın has kulu olur. Hay subhanallah, ne büyük berekettir bu bize demediler. Ne dediler? Babamız bunu bizden daha çok sevecek, babamız bize bakmayacak dediler. Bu müthiş bir kıssadır, biliyor musunuz? Bizim de işte böyle nefsin oyunlarından dikkatli bir şekilde sıyrılmamız lazım. Allah'ın emri önümüze çıktığı zaman biz şöyle diyoruz. Ya namazımı kılarsam şimdi patron beni görür, kızar. Onun için gitmeyeyim. Kapanırsam falanca yerde iş bulamam. Onun için gitmeyeyim. Aynı bunun gibiydi bunlar da işte. Hazreti Yusuf aleyhisselam ne güzel bir peygamber, ne güzel bir insan, ne güzel bir kardeşimiz olacak. Bir peygamber kardeşimiz olursa, ona tabi olunca Allah bize ne büyük bereketler, ihsan buyurur diye düşünmeyip hemen ters taraftan düşündüler. Bugün insan da ne yapıyor? Namazı kılarsam aman, namazı kılarsam, işimden olursam yarın ne yaparım diyor adam. Peki senin rızkını kim veriyor? Düşünüyor musun? O iş kapısını sana kim açtı? Sana o rızkı, sana vesile olarak eline gönderene kim gönderiyor? Allah tebareke ve teala celle celaluhu ve mâ min dâbbetin illâ alallâhi rizkuhâ diye buyurmadı mı? Yeryüzünde yürüyen bütün canlıların rızkı Allah'adır. Nice yeryüzünde yürüyen canlı vardır diyor Allah-u Teala celle celaluhu. Kendi rızkını taşımaya kuvveti yoktur diyor. Gücü yetmez. Kendi rızkını taşıyamaz. Allah yine onu rızıklandırır tabaraka ve teala. Durum böyleyken ki ne bunun şeyleri var, örnekleri var. Yani yeni doğan bir çocuğun rızıklanması, neyle rızıklanması? Bir de süt, anne sütüyle. En besleyici, en temiz, en doğal, en harika gıda ile Allah-u Teala Celle Celaluhu doğar doğmaz rızıklandırmaya başlıyor bebeği. Ne demek istiyor bu? Bütün aleme bir ders. Eli tutmayan, ayağı tutmayan, kendini bilmeyen, altını pisleyip temizleyemeyen, acıktığı zaman ağlamaktan başka bir şey bilmeyen o bebeği dahi en güzel rızıkla rızıklandıracak bir nizam koydum ben ortaya kullarım. Siz bana intisabınızı bırakıp, bana tevekkülünüzü bırakıp
Dünyada birkaç eline nimet verdiğim patronlara mı sığınacaksınız? Neye sığınacaksınız siz? Siz kimin cennetini istersiniz? Kimin kulluğundan memnunsunuz? Büyük bir ders bunlar. İşte hoşlarına gelmedi bu iş. Dediler ki, çok yakışıklı bizim kardeşimiz. Böyle de güzel bir rüya görmüş. Babamız daha bizim tarafımıza bakmaz. Sonra bir plan kurdular. Babasının dediği gibi Yakup Aleyhisselam. Peygamberi Zişan buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. El-bela'u muvakkelun bil-mantık. Bela kişinin ağzına bağlanmıştır diyor. Ağzını hayra aç derler büyüklerimiz. Kötü konuşma ki belayı çağırma derler. İnsan kötü düşündüğü zaman, kötü konuştuğu zaman belayı çağırmış olur çünkü. Onun için dikkatli edeceksin. Her şeyi hayra yormaya çalışacaksın. Şeyh Nazım Kıbrıs'ı Hazretleri'ne biz rüya anlatırdık. Pek de sevmezdi rüya dinlemeyi ama mübarek. Öyle ters rüyalar anlatırdık, hepsini hayra yorardı. Hayır olsun diye mübarek. Şer gelmesin diye insan. Yani görünüşte rüya tamamen kötü. Ortalık yıkılıyor gibi. O hep hayra yorardı. Hiç kötü bir şey ağzından çıktığını duymadık yani. Netice o 11 kardeş, kendi kardeşleri peygamber olacak diye böbürlenmeleri lazımken ne yaptılar? Biz bunu dediler, öldürelim. Allahu Ekber. Bugün bizim içerimizden güzel bir insan çıkıyor. Allah'ın dinine hizmet etmek için. Herkes bunu görüyor ama nefsi bir türlü ona bir plan kurup bunu ayak altına alalım, bunu mahvedelim der. Bunu dinlemeyelim der. Bunun peşinden gitmeyelim de. Neden? Bu mahallenin hocası bu mahalleden çıktı diye mi suçlu yani? Bu devletine, milletine hizmet eden bu asker, bu polis buradan çıktı diye mi suçlu? Veyahut da daha değişik erkan, devlet erkanından hizmet eden buradan çıktı diye mi suçlu? Dünyanın dört bir yanından ona hayran olur, kendi milleti hayran olmaz. Hocasına, hacısına, reisine, abisine, muhtarına, her neyse yani. Onun için aramızdan biri çıktı, baktık doğru mu yapıyor? Allah razı olsun. Eksiklerim var, Allah düzelsin. Çünkü peygamberin ashabını anlatırken ayeti kerimede Allah-u Teala ne buyurdular Celle Celaluhu? Muhammedur Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Muhammed Allah'ın Resulüdür. Biliyor musunuz? Gökyüzünden inen hiçbir kitapta bir peygamber için o Allah'ın Resulüdür diye hitap gelmemiştir. Hiçbir kitapta. Hiçbir peygamber için, hiçbir kitapta o Allah'ın Resulüdür diye gelmemiş hitap. Sadece ve sadece Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem azametini gösteriyor. Eşiddâ'u Resulullah vellezîne ma'ahu اَشِدَّهُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَكُمْ. Sahabe-i kiramı anlatırken diyor ki Allah-u Teala, Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem etrafındaki insanların ahlakı özelliği nedir biliyor musun? Onlar kafirlere karşı, Allah'ın dinine düşman olanlara karşı, zalimlere karşı tek vücutturlar, onlara karşı çatık kaşlıdırlar, onlara karşı serttirler. Fakat ruhamâ'u beynehum, kendi mümin kardeşlerine merhametlidirler. Şefkatle yaklaşırlar kendi mümin kardeşlerine. Bir hatamız olduğu zaman, kendi hatamız olduğu zaman nasıl kendimize kılıflar buluyoruz? 70 tane. Onu yaptım, şundan yaptım, onu yaptım, bundan yaptım. Mümin kardeşin için de işte öyle hatalarına kılıf bulmalısın. O zaman güzel mümin olur. Ama bu değil ki onu düzeltmeye çalışmayacağız. Düzeltmeye çalışacağız tabii ki. Elimizden gelen gayreti göstereceğiz tabii ki. Ama Yusuf Aleyhisselam'ın kardeşleri gibi gereksiz nefsin oyunlarına, şeytanın vesveselerine tabi olup da elimizdeki cevherleri çöpe atmayalım. Allah'ın bize sunduğu cevherleri çöpe atmayalım. اَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَكُمْ. O zaman
Ne dedi Yusuf Aleyhisselam'ın kardeşleri? Biz bunu öldürelim. Aralarında bir tane merhametlisi var. Yok yok ya, öldürmeyelim. Ne yaptınız? O kadar da ileri gidilmesin. Ne yapalım o vakit? Biz onu götürelim dediler bir şeye. Piknik alanına. Babamızdan izin alalım. Ondan sonra onu orada kurtlar yedi deriz. Bir kuyuya atarız. Sonra babamıza gelir kurtlar yedi deriz dediler. Gittiler, babalarından izin istediler. Babaları mübarek, koskoca peygamber tabi. Kalbine iniyor mübarek. Diyor ki Yakup Aleyhisselam, İnni layahzununi. Ben diyor bir sıkıntı çekiyorum burada, bir hüzün çekiyorum. Neden? Siz bu Yusuf kardeşinizi alır gidersiniz de onu kurt kapar dedi. Kurt kapar diye üzülüyorum. Onlar dediler ki ve nahnu usbetun, baba dediler biz kaç kişiyiz, baksana 11 kişiyiz. Bir kurt nasıl gelip bizim kardeşimizi kapsın, mümkün değil. Sen izin ver bizimle gelsin. Sonra aldılar gittiler kardeşlerini, üzerindeki gömleği çıkarttılar. Gömleği çıkarttılar. Yusuf Aleyhisselam kuyuya attılar. Gömleğin üzerinde de kan sürdüler bir. Getirdiler babalarına, dediler ki ağlaya ağlaya geldiler bile. Babacığım kardeşimizi kurt yedi. Yakup Aleyhisselam gömleğe baktı tabi, gömlekte hiç yırtık yok. Hiçbir yere yırtılmamış gömleğin. Yahu dedi bu kurt nasıl bir kurtmuş böyle? Gömleği özenle mi çıkartıp yedi bunu yani? Nasıl bir kurt böyle? Gömlekte hiç yırtık yok, sağda üzerinde kan var. Neticede onlara inanmadı tabi. Ben Rabbime karşı sabırlı olacağım inşallah. Allah Celle Celaluhu güzel bir sonuca bizi ulaştıracak. Netice Yusuf Aleyhisselam o küçük yaşında kuyuya düştüğü zaman Cebrail Aleyhisselam tuttu ve gökten ona bir İdris Nebi'nin, biliyorsunuz ilk terzi peygamber İdris Aleyhisselam'dı. Onun diktiği bir elbiseyi getirdi, giydirdi Yusuf Aleyhisselam'a. Sonra oradan kurtuldu. Büyük bir sıkıntılar çektikten sonra şimdi bizim görüşümüze baktığımız zaman ailesinden koparılmış bir evlat. Öyle değil mi Yusuf Aleyhisselam? Sonra onu bir şey alıyor. Bir oradan geçen kervan onu alıyor. O kervanın sahibi olan Mısır'ın valisi evlatlık ediniyor onu. Ondan sonra o Mısır'ın valisinin hanımı ergenlik yaşına geldiği zaman Yusuf Aleyhisselam'a saldırıyor. Yusuf Aleyhisselam ondan kaçar. Sonra bakın ne imtihanlar bunlar. Ondan sonra o kadının itibarı sarsılmasın diye Yusuf Aleyhisselam'ı hapse atıyorlar. 7 sene sonra hapse girdikten 7 sene sonra Mısır'ın kralı bir rüya görüyor. Allah Celle Celal kurtaracak ya oradan. O rüyanın tabirini kimse bilmiyor. Geliyorlar Yusuf Aleyhisselam'a soruyorlar. Yusuf Aleyhisselam rüyayı tabir ediyor. Mısır'ın kralı hazine bakanı yapıyor Yusuf Aleyhisselam. Ve onu kuyuya atan kardeşleri Yusuf Aleyhisselam'ın ayağına geliyorlar. Neden? Kıtlık var. Çünkü Yusuf Aleyhisselam'dan un istiyorlar, buğday istiyorlar. Allah Celle Celaluhu'nun o ulu takdiri işte böyle bir şey. Bizler kuyuya düşer düşmez ağlamaya başlıyoruz. Yahu ben niye bu kuyuya düştüm? Ben bunu hak edecek adam mıydım? Yahu hak etmeye bakarsak başımıza taş yağması lazım. Bu kadar nimetin üzerinde 2,5 paralık yaptığımız ibadet var yani. Başka bir şey yok. Değersiz. Koskoca Yusuf Nebi ne yollardan geçip de Mısır'a aziz olmuş. Bizim bugün insanımız ne yapıyor? Allah'ın yolunda giderken ilk düştüğü kuyuda isyan ediyor hemen. Niye ben bu kuyuya düştüm? Sabırlı ol. Takdirin ne güzel yansımaları var. Takdirin ne güzel tecellileri var. Sabredersen ona erersin. Etmezsen uzakta kalırsın. Sen ilk değilsin.
Allah-u Teala'nın yarattığı kulların ilkinden beri bu imtihan gelmiş gidiyor. Ve bu imtihanların en ağırlarını Allah'ı en çok seven, Allah'ın en çok sevdiği kulları çekiyor. اَشَدُّ النَّاسِ بَلَاءً الْاَنْبِيَاءُ Peygamberimiz buyurdu. En ağır imtihanlara peygamberler, peygamberlerin başına gelir. En ağır imtihanlar. Sonra ثُمَّ الْاَمْثَلُ فَالْاَمْثَلُ Ondan sonra peygambere en çok benzeyen kimse ağırını o çeker. Ondan sonra ona en çok benzeyen. Ağır imtihanlar başımıza geliyorsa demek ki Allah bizi seviyordur demektir. Bu ne biçim saçmalık diye adam söylüyor. Bu saçmalık değildir. Bu hakikattir. Güneşin altında yanmayan meyve olgunlaşmaz bilirsiniz. O bir güneşle yanacak. O güneşin sıcaklığını hissedecek. Yandıktan sonra bakarsın domates kıpkırmızı olmuş. Senin de Allah'ın çektiği, üzerine tayin ettiği o imtihanlardan geçmen lazım kıpkırmızı olman için. Tam tadının doruğuna varman için, çok güzel bir mümin olman için o imtihan engellerinden geçmen gerekiyor. Geçmezsen neye benzersin? Güneşi görmemiş, yeşil kalmış bir karpuza benzer. Kabak karpuz derler ona. Kabak Müslüman olma yani. Kabak karpuz. Ne yaparsın? Vaktinden önce kesersen karpuzu ne olur? Kabak olur, yiyemezsin. Ya ben karpuzu çok severim. Sen ne kadar seversen sev. Vakti gelmeden kestin mi onun tadını alamazsın. Allah-u Teala önüne bir takım imtihan sayfası çıkartmış, çizelgesi çıkartmış. Sen vakti gelmeden sona ermek istiyorsan karpuz kabağa döner senin halin. Her şeyin bir vakti var. Kuyuya düşen Yusuf Aleyhisselam kime sığındı? Rabbine sığındı. Kuyudan çıktı. Sonra ne oldu? Bir kervanda köle oldu. Sonra yine Rabbine sığındı. Mısır'a geldi köle olarak. Peygamber çocuğu bu, peygamber çocuğu. Sonra ne oldu? Mısır'ın valisi onu satın aldı, evlat edindi. Kölelikten çıkarttı. Yine Allah'a sığındı. Bu sefer şükürle sığındı. Sonra yine bir ağır imtihan. Onu evlatlık alıp kölelikten kurtaran efendisinin hanımı ona sattı. Ne yaptı? Yine Allah'a sığındı Celle Celaluhu. Kaçtı orada. Ondan sonra bütün böyle bir kalabalık kadınlar topluluğunun içerisine soktular onu. Bütün kadınlar onunla ilişkiye girmek istedi. Yusuf Aleyhisselam ile. Yine Rabbine sığındı. Dedi ki ya Rabbi bir sürü zina yap bizimle. Ne dedi Yusuf Aleyhisselam? Allahu Ekber. Ya Rabbi dedi. Ya Rabbi gücüm kalmadı artık. Benim hapse girmem ahabbu ileyye. Bana daha seviyor. Ya dedi beni al bunlardan kurtar ya da ben hataya düşeceğim. Şu kadınların ortasındaki bizim bugünün nefsine uymuş insanın hayal ettiği bir yerdir orası yani. O kadar kadının ortasında kalsın, o kadınların hepsi de ne yapsın onunla ilişkiye girmek istesin. Ama kalbi Allah'a bağlı olan insan biliyor ki Allah'ın izin vermediği bir şey yapan adam batağın en dibine batacaktır. Ve o biliyor ki, o biliyor ki yeryüzünde Allah'a aşık olmak kadar ulvi bir his yoktur. Ve benim aşık olduğum yerin göğün Rabbini memnun etmeyecek herhangi bir hareket nefsimin ne kadar hoşuna giderse gitsin benim için rezildir, benim için bedbahtlıktır. Onun için ne dedi? Allah'ım beni buradan kurtar dedi. Velev ki hapse girmek olsun sorun değil. Bu kadar güzel kadınların içerisinden zina yapmadan beni kurtar. Yine Rabbine sığındı. Hapse girdi sonra. Hapiste de yine Allah'ı anlattı, Allah'ı öğretti insanlara. Yine Rabbine sığındı. Sonra bu kadar müthiş
iman sahibi insan, bu kadar müthiş Allah aşkını taşıyan bu kutlu insan en sonunda ne yaptı? Allah subhanahu ve teala onu kölelikten, evlatlıktan geçirdi. Hapiste sabıkalı bizim tabirimizle mahbus olmaktan çıkarttı. Mısır'ı aziz eyledi. Mısır'ın valisi eyledi. Mısır'a vali eyledi. Allahu subhanahu ve teala'ya bizler başımıza gelen hapse gireriz bakarsın. Bakarsın başka şeyler gelir. Biz Allah'a kalbimizi sağlam bağlarsak hapisten bizi çıkartır. Başbakan da yapar, cumhurbaşkanı da yapar, dışişleri bakanı da yapar, hepsini yapar. Yeter ki Allah'ta olan bağımızı kopartmayalım. Allah'a bağı kopmamış insan, Allah'a tam bağlı insanın başına çirkin bir şey gelemez. Neden? Nerede olursa olsun. Hani Yusuf Aleyhisselam'ı attılar ya zindana. Hangi zindanda olursa olsun, çünkü o biliyor. Rabbimin yakınlığı bana aynı şekildedir, hiç değişmedi. Caminin içerisinde, bir sarayın tahtında otururken ne kadar yakın isem ona, şu zindanda da o kadar yakınım. Yeter ki ben ona olan imanımı kaybetmeyeyim. İşte demek ki başımıza hoşumuza gitmeyen şeyler geldiği zaman, hoşa gitmeyen görüntüler aklımızın önüne geldiği zaman orada takılıp kalmayalım. Bunun sonucunda ne olur onu düşünelim inşallah. Ondan sonra Allah'ı razı edecek yola girelim. Velev ki o zindandan geçsin. Hapisten geçsin Yusuf Aleyhisselam gibi. Velev ki o kuyulara düşürsün bizi. Biz Allah'ın yolundan dönmeyelim inşallah. Çünkü bilelim ki Allah'ın yolunda giden kişi kuyuya da düşse, köle de olsa, zindana da düşse neticesinde Allah onu aziz kılacaktır. Allah onu aziz kılacak. Celle Celaluhu. Allah Subhanahu ve Teala bizi şeytanın eline bırakmasın, nefsimizin eline bırakmasın. Billahi Teala Fatiha.